Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. 27. günün 36. videosuna gelmiş bulunuyoruz. Kampımızda TYT Matematik Kamp kitabımızda gençler köklü sayıların ÖSYM bakış testini bu videoda çözeceğiz. Toplamda 14 tane soru var ve birbirinden güzel sorular sevgili arkadaşlarım bu sorular. Evet eğer hazırsak geçelim derse. Evet ilk sorumuzla başlayalım bakalım. Aşağıda ön yüzeyine içindeki su miktarını gösteren her biri eşit aralığa bölünerek oluşturmuş ve toplamda 10 tane bölümden oluşan ölçekli bir su deposu gösterilmiş. Şimdi burası 18 birim. E toplamda 10 bölüm olduğunu biliyoruz. O halde ben 18'i önce 10'a bölerek bunun 1,8 yaptığını biliyorum. 1,8 birimmiş buradaki her bir bölme. Yani şuradaki bölmeler var ya. İşte onların her biri 1,8 birim yüksekliğinde. Deponun kapağı şekilde gösterildiği gibi deponun üst kısmındaki ölçeğin bir kısmı da kapatmış. Yani ölçek şu şekilde alttan devam ediyor ama tabi biz doğal olarak kapak olduğu için göremiyoruz. Şekil üzerinde verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna göre x ile belirtilen yani kapağın yüksekliği değeri aşağıdakilerden hangisi de eşit olabilir diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda abiler ablalar şöyle yapın. Şimdi öncelikle tabi bu tarz sorularda derken öncelikle soruyu bir yorumlayalım. Nereden itibaren o tarz sorulara dönüş yaptığımızı söyleyeceğim ben size. Şimdi gençler bakın. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birimin kesinlikle açık olduğunu biliyorum. O halde geriye yani şuradan itibaren geriye 4 tane burada ne kaldı? Bölme kaldı. 4 bölme kaldı. Ve deponun kapağının 4 bölmeden daha küçük olduğunu biliyorum. Ama 3 bölmeye eşit mi? 3 bölmeden, 3 bölmeden de büyük olduğunu biliyorum. Ama 3 bölmeden küçük olmadığını biliyorum. O halde şu ben şunu şöyle yaparım. Deponun kapağı e, x ile ifade edilmişti. 3 bölmeden büyük veya eşit olabilir. Çünkü tam olarak çizginin üstünde mi değil mi bilmiyorum ama kesinlikle 4 bölmenin yüksekliğinden daha küçüktür. Şimdi bölmelerin biz yüksekliğinde 1,8 demiştik. O halde 3 kere 1,8 5,4 yapar. 5,4 küçük veya eşittir x o da küçüktür. 4 kere 1,8 de bana 7,2'yi verecektir. Şimdi x'imiz bu aralıkta olacak. Peki şıklardan kök 26, kök 28, kök 33, kök 52, kök 56 bundan hangisi olabilir? Ben bunların yaklaşık değerlerini bilmek zorunda mıyım? Hayır bilmek zorunda değilsin. İşte bu tarz sorularda şunu yapacaksın. Madem bunları bilmiyorsun ama karelerinin nerede olduğunu gayet iyi bilirsin. Kareleri e şimdi ben bunun karesini alırsam 26 yapar. Bunun karesi 28, bunun karesi 33, bunun karesi 52 ve bunun karesi de 56 yapar. E o zaman ben aralığının da karesini alayım. Yani x kareyi bulalım arkadaşlar. 5,4'ün karesi, şimdi 7,2'nin karesini bulursak şöyle gösterelim. 7,2'nin karesini 72 ile 72'yi çarpın arkadaşlar. 2 kere 72, 144 yapar. 7 kere 72 de 49 artı 490 artı 14'ten 504 yapar. Şöyle yaptım. Artı topluyorum. 4, 8, 2, 5. Şuraya bir çentik attım. 52,84 yaptı. Pardon 51,84. Az daha cort diyorduk bak. 51,84 yaptı. Yani ben karesinin 51,84'ten daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Peki 5,4'ün karesine onun içinde 54 ile 54'ü çarpacağım. Çarpalım. 4 kere 54 216 yapar. 5 kere 54 de 270 yapar. Topladığım takdirde 6, 1, 9, 2, 2 virgül, 29 virgül 16. 29 virgül 16'dan da daha büyük veya eşit olması gerektiğini biliyoruz. E şimdi 26'ya bakıyorsun bu aralıkta değil. 28 bu aralıkta değil. 52 bu aralıkta değil. 56 bu aralıkta hiç değil. O halde 33 bu aralıktadır diyeceğiz. 33, 29 virgül 16'dan daha büyüktür ve 51 virgül 84'ten daha küçüktür. Demek ki cevabımız da ne olacakmış? 33 yani C şıkkı olacakmış. Geçtik efendim ÖSYM bakış 2'ye. İsmail ben kök 10, 2 kök 2, kök 15, 2 kök 3, 3 kök 2 ve 2 kök 6 sayılarından iki tanesini seçip birini bir kesrin pay kısmına diğerini paydasına yazıyor. Sonra elde ettiği kesrin sonucunu hesaplıyor. Buna göre İsmail'in hesapladığı sayılardan kaç tanesi 1 ile 3 bölü 2 aralığındadır diye sorulmuş. Şimdi He, hesapladığımız yani ben bir kesir oluşturacağım iki tane sayı seçeceğim bu iki sayıyı birbirine oranlayıp kesir oluşturacağım ama Bu kesirin 1 ila 3 bölü 2 arasında olmasını istiyorum ama Buraya bakıyorsun hepsi köklü e ben bunların yine yaklaşık değerlerini bulamam demek ki hemen bir önceki soruda verdiğim taktiği uygulayacaksın ve diyeceksin ki Karelerinin e, oranlarını bulurum o halde aralığında kare, karesini bulalım 1 küçüktür 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 2, 9 bölü 4 yapar, 9 bölü 4 de 2,25 gibi bir sayı yapar. Tamam? Şimdi geldim. Şunun karesini aldım. 10, bunun karesi 8, bunun karesi 15, bunun karesi 12, bunun karesi 18 ve bunun karesi de 4 kere 6'dan 24 yapar. Bunları küçükten büyüğe doğru bir sıralayalım isterseniz. 8, 10, 12, 15, 18 ve 24. Şimdi. Bunlardan ben iki tane seçeceğim seçeceğim ve ne oluşturacağım? Kesirler oluşturacağım. Şimdi abi oluşturacağım kesir birden büyükse bir kere basit kesir oluşturamam. Dolayısıyla pay kısmına 8'i asla yazamam. Çünkü 8'i pay kısmına yazarsam diğerlerinden bir tanesini payda kısmına yazmam demektir bu. Bu da basit kesir verir bize. O halde pay kısmına 10 yazarsam işte paydaya şimdi 8 yazabilirim. Tamam. Böylelikle bir tane elde etmiş oldum. Ve pay kısmına 10 yazarsam eğer Artık payda kısmına ondan daha büyük bir sayı yazamam çünkü basit kesir olur. Peki paya 12 yazsaydım sırayla gidelim. 12 yazdım. Hocam burası 8 olur çünkü 1.5 gelir. 1.5 bu aralıktadır. Başka 12'nin altına 10 yazılabilir. 1'den büyüktür. 2,25'ten daha küçüktür. Gerisini yazamam. Geldim 15'e. 15'in altına 8 yazılırsa 1 küsurat bir sayı yapar ki bu aralıktadır. 15'in altına 10 yazarsam 1.5 yapar ki bu aralıktadır. 15'in altına 12 yazarsam 12 yazılırsa yine 1'den büyük ve 2,25'ten daha küçüktür. 15'in altına 18 ve 24 yazamam. 18'in altına eğer 8'i yazarsam ki bu zaten 9/4'tür. bölü 4'tür, Yani bunun karesidir. Yani 2,25'tir. E aralıkta bulunmayacaktır. Aralıkta bulunmuyorsa efendim bunu sileceğiz. Devam edelim. 18'in altına yazmaya devam ediyorum. 18'in altına 10 yazılabilir. 18'in altına 12 yazılabilir. 18'in altına 15 yazılabilir. Şimdi geldim 24'e. 24'ün altına ben 8 yazamam çünkü 3 yapar 2,25'i geçeriz. 10 yazamam çünkü 2,4 yapar 2,25'i geçeriz. Ama 12 yazabilirim. 24'ün altına 15 yazılabilir. 24'ün altına 18 yazabilirim. 24'ün altına 24 yazamam artık çünkü farklı iki sayı seçecektik. Peki kaç tane bulduk? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada 10. 2 daha 12 demek ki cevabımız da D şıkkı olacakmış. Evet devam edelim ÖSYM bakışı 3 ile. Su akıtan bir musluğun altına konulan 128'in üzeri 20, 128 üzeri 1 bölü 2 artı 512 üzeri 1 bölü 2 birim küp kapasiteli bir kova her dakikanın dörtte birinde 1 bölü 50'nin 1 bölü 2. kuvveti birim küp suyla dolmaktadır. Buna göre kovanın tamamının dolma süresi kaç dakikadır diye soruyor. Şimdi saniyenin dörtte biri demiş ya. Hocam Demek ki 1 saniyesini bulacak olursam ben 1 saniyede 1 saniyede 1 bölü 50'nin 1 bölü 2. kuvveti çarpı 4 kadar. Çünkü saniyenin 4'te 1'inde bu kadar doluyorsa 1 saniyede bunun 4 katı kadar dolar. Bu kesin. Bu net. Peki. Şimdi bizim bu musluğumuz e, kovamız diyelim. Ne kadar kapasiteye sahipti? Bununla bunun toplamı kadar. Şimdi bununla bunun toplamını bir güzel ifade etmemiz lazım bizim. Ben bunu 64 kere 2'nin 1 bölü 2. kuvveti diye yazsam. Artı 512'yi de 256 çarpı 2'nin 1 bölü 2. kuvveti biçimde yazsam. 64'ün 1 bölü 2. kuvveti. Yani kare kökü 8'dir. 2'nin kare kökü de kök 2'dir zaten. Artı buraya geldim. 256'nın ee, 1 bölü 2. kuvveti. Yani kare kökü 16'dır. Çarpı bir de kök 2'miz var yanında. Peki toplarsam ne gelir? 24 kök 2. İşte bu kapasitemiz arkadaşlar. Deponun kapasitesi. Ve saniyede bak saniyede ne kadar doluyordu bu kadar. Şimdi ben bunu şöyle bir şey yazsam madem 1 bölü 2. kuvvet demek kare kökünü almak demektir. 50'nin kare kökü nedir? 25 kere 2 olduğu için 5 kök 2'dir. Yani burası 1 bölü 5 kök 2 çarpı 4 biçiminde yazılabilir. Kök 2 ile 4'ü sadeleştirirsem 4'ü biliyorsun 2 kere 2'dir. 2'yi kök 2'ye bölersem kök 2 gelir. Üst taraf 2 kök 2 Alt taraf 5 yapar. Demek ki 1 saniyede bu kadar doluyor. Tamam 1 saniyede bu kadar doluyor. E peki bu arada 1 saniye değil özür dilerim. Burası dakikanın 4'te 1'iymiş. 1 bir dakikada diyelim biz oraya. 1 dakikada. O halde bir dakikada bu kadar doluyor diyeceğim. Şimdi ben 24 kök 2 yani deponun kapasitesini 1 dakikada doldurabildiğim miktara bölecek olursam cevabı bulurum. Burada kök 2'lerimiz gider. 24'ü 12 24'ü 2'ye böldüm. Burada 12 kaldı. 5'i de ters çevirip çarparsam doğru cevabın 60 dakika olması gerektiğini canı gönülden söyleyebilirim. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. Geldik abiler. Ölseğime bakış 4'e. Ablaları da unutmayalım. K sayısı tam sayı. M sayısı birden küçük rasyonel sayı. N sayısı irrasyoneldir. Buna göre araya hangi işlemler konmalıdır diye soruluyor. Şimdi kök 54 9 kere 6 olduğu için 3 kök 6'dır. 3 kök 6 arada bir tane karemiz var ve kök 6'mız var. Bu N'ye eşit. 18 9 kere 2 olduğu için 3 kök 2'dir. Ve 32 de 16 kere 2 olduğu için 4 kök 2'dir. Bu da bize M sayısını veriyor. E kök 6 altı, kök 6'dır zaten arada bir boşluk 4 kere 6 olduğu için 2 kök 6 dedim Eşittir bu da k sayısıymış Şimdi k sayısı tam sayı olacak Tam sayı olacaksa eğer Ben bu ikisini toplamam toplarsam 3 kök 6 gelir çıkarırsam Eksi kök 6 gelir Bölersem 1 bölü 2 gelir demek ki çarpacağım abi Çarparsam kök 6 kere kök 6'dan 6 kere 2'den 12 gelir Hatta direkt yazalım k 12'ymiş Bu bir tam sayıydı demek ki Buradaki son işlem çarpma olacak son işlem çarpma olacaksa sadece bunda ve bunda var bu bu ve bu elendi Daha sonrasında 3 kök 2 ve 4 kök 2 işleme sokularak birden küçük rasyonel sayı elde edilecekse ben bunu buna bölerim Kök 2'ler gider 3 bölü 4 de bana neyi verir bir birden küçük rasyonel sayıyı verir o halde bölünecek demek ki cevap B'ymiş ve geri kalan da toplanacak. Eğer bunları toplarsak 4 kök 6 yapar ve irrasyonel bir sayıyla karşılaşırız. Doğru cevabımız B şıkkıydı. Geldik arkadaşlar ÖSYM bakış 5'e. Şimdi A bir tam sayı olarak verilmiş bize. Şöyle biraz da yaklaşalım isterseniz. Masumu bulamadım. ha. Birazcık şöyle yaklaşalım ve şimdi çözelim soruyu. Ee, diyor ki bu eşitlikler sağlanıyor ve A bir tam sayı. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle biraz düşünelim. Burada arkadaşlar en dışarıdaki mutlak değeri kaldırırsam A eksi mutlak değer içerisinde A eksi kök 2 eşittir kök 2 olabilir. Ya da A eksi mutlak değer içerisinde A eksi kök 2 eşittir eksi kök 2 olabilir. Peki şimdi ben şunu şu tarafa bunu da bu tarafa postalayacak olursam a eksi kök 2 eşittir. Mutlak değer içerisinde a eksi kök 2 olacaktır. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa postalarsam a artı kök 2 eşittir. Mutlak değer içerisinde a eksi kök 2'yi verecektir dedik. Peki buraya kadar her şey normal bir sıkıntı yok. Şimdi tabi mutlak değer a eksi kök 2 eğer şuna eşitse. Şimdi eğer ki pozitifse a artı kök 2 eşittir a eksi kök 2 olacaktır. Lakin burada a'lar gittiği takdirde kök 2 eşittir eksi kök 2 diye bir ifade kalır. Bu imkansız. O halde tersini çıkarırsam yani a artı kök 2 bak ikincisi için uğraşıyorum. Eşittir kök 2 eksi a dersem bu sefer 2 a eşittir 0 ve a eşittir 0 gelecektir. Bu, burada hatamız var mı? Yok. Pekala. Hangisi olamaz diyordu? Zaten 0 da burada yok. Peki. Şimdi birincisine odaklanalım bir de. Birincisine a sayısı 0 gelebiliyor dedik. Birincisine odaklanırsam burada a eksi kök 2 demek ki 0'dan büyük veya eşitmiş ki bu böylece çıkabilmiş. Aa bak bu bu mantıklı. Çünkü olduğu gibi çıkmış. Ya sıfırdan büyüktür ya da 0'a eşittir. O halde a sayısı kök 2'den daha büyük veya eşit olmak zorundaymış. Pekala. Şimdi geldim ikincisine. İkincisinde de kökelli demek biliyorsun 5 kök 2'dir. En dıştaki mutlak değeri kaldırırsam 5 kök 2 eksi a artı a eşittir 5 kök 2 olabilirken 5 kök 2 eksi a'nın mutlak değeri artı a artı a eksi 5 kök 2 de olabilir. Peki şimdi şuradayım a'yı karşıya postalarsam 5 kök 2 eksi a bunun mutlak değeri eşittir 5 kök 2 eksi a yani burada ben şunu söyleyebilir miyim? Demek ki 5 kök 2 eksi a sıfırdan büyük veya eşitmiş ki bu olduğu gibi çıkmış. 5 kök 2 eksi a sıfırdan büyük veya eşit. Yani a sayısı 5 kök 2'den daha küçük veya eşit. Şuraya geldiğim takdirde şunla yaşadığım sıkıntıları yaşarım. En kötü a'yı sıfır bulurum. Pekala. Şimdi o halde. O halde. <laughs> Gelelim şuraya. A sayısını ben şurada ne buldum? Kök 2'den daha büyük buldum. Kök 2'den daha büyük veya eşit. Burada ne buldum? 5 kök 2'den daha küçük veya eşit buldum. Şimdi a sayısı için tamam ama yani ben bunların arasında hangi tam sayılar var onu bulabilmek için karelerini alırsam 2 küçük veya eşittir a kare o da küçük veya eşittir 5 kök 2'nin karesi 50'dir. Şunun karesini aldım 1 bunun karesini aldım 4 karesi 9 karesi 16 karesi 25. Şimdi 25 16 9 ve 4 bu aralıktayken yani a'nın karesi olabilirken 1'in bu aralıkta işi yoktur o halde doğru cevabımız da a şıkkıdır diyebiliriz. 115. sayfamızda çözdük, bitirdik ve devam ediyoruz. 116. sayfamızda ÖSYM bakış 6 ile. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda ABC gerçel sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiş. İşte A sayısı burada, B sayısı burada, C sayısı burada. Bu ifadenin bulunduğu en geniş aralıkta aşağıdaki tam sayılardan hangisi bulunur diye sorulmuş. Şimdi C sayısı 5 ile 6 aralığında mı? Şu şekilde, değil mi? Ben bunun karekökünü aldığım takdirde, şimdi 5'in karekökü. 4'ün kare kökü 2 olduğu için 2'den biraz büyüktür ama 2'den büyük diye yazabilirim. 6'nın kare kökü de yine kesinlikle 2'den büyük 3'ten küçük ama hani 3'ten küçük diye yazılabilir. Bak bu kök C oldu. Peki o halde bunun üzerine B eklesem yani 3 ile 4 aralığını eklesem şu şekilde. Eklediğim takdirde 5 küçüktür. B artı kök C o da küçüktür 7 gelir. 5'in kare kökü ve 7'nin kare kökü de yine 2 ile 3 arasında olmak zorundadır. Yani çünkü 5 dediğim sayı 4'ten biraz büyük. E 7 de 9'dan küçük. Demek ki yine 2 ile 3 aralığında söyleyebilirim ben burayı. 2'den büyük, 3'ten küçük. Kare kökünü alırsam eğer. Peki bunun üzerine a eklersem yani 1 ile 2 aralığına eklersem. Bak buna 1 ekledim 3. Buna 2 ekledim 5. Şimdi demek ki içerideki ifade 3 ile 5 arasında. İçerideki ifade 3 ile 5 arasında. E ben bunun kare kökünü alırsam. Birden kesinlikle daha büyük olduğunu ve bunun karekökü de 2'den biraz büyük olduğu için hani 3'ten de küçüktür denilebilir. Şimdi bu aralıkta kesinlikle hangi tam sayı vardır? Kesinlikle 2 vardır gençler. Tamam doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Devam ediyorum ÖSYM bakış 7 ile. Aşağıda bir cetvelin üzerine yerleştirilmiş ABCD dikdörtgenin iki farklı kenar uzunluğunun aralığı verilmiş. Şimdi AB kenarına bakıyorsun. 1, 2, 3. 3'ten büyük ama 4'ten küçük. AB kenarı 3'ten büyük ama 4'ten daha küçük. AD kenarına bakıyorum. Şurası bir birim. O zaman 1'den büyük, 2'den küçük diyebilirim. 1'den büyük neresi? AD kenarı ve 2'den daha küçük diyebiliriz sevgili gençler. Pekala. Şimdi AB kenarı x eksi 1. Yani 3 küçüktür x eksi 1 o da küçüktür 4 diyebilirim. X'in değer aralığını bulacak olursam 1 eklersem 4 küçüktür x o da küçüktür 5 yapar. X kare sorulduğuna göre 16 küçüktür x kare o da küçüktür 25 yapar. Kök x eksi 1 de şu aralıktaymış. 1 küçüktür kök içerisinde x eksi 1 o da küçüktür 2. Karesini alırsam 1 küçüktür x eksi 1 o da küçüktür 3 yapar. Pardon 4 yapar karesini aldım. 1 eklersem 2 küçüktür x o da küçüktür 5 yapar. Karesini alırsam 4 küçüktür x kare o da küçüktür 25 yapar. Şimdi şu iki aralığı kesiştirirsem çünkü aynı x'lerden bahsediyorum. İki aralığın kesişimi bana şu aralığın ta kendisini verir. Çünkü ikisi de 25'ten küçük ama bir tanesinin alt sınırı 16. Biliyorsun aralıklar kesiştirilirken alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğü alınıyordu. Üst sınırlar aynı. Alt sınırların büyüğü de 16. 16'dan 25'e kadar kaç tane tam sayı vardır? Burada alınabilecek ilk sayı 17, son sayı 24'tür ve bu aralıkta toplam 8 tane tam sayı vardır. 17 ve 24 dahil olmak üzere. Devam ediyorum. ÖSYM bakış 8'de. Aşağıda iki bölmeli bir ilaç kutusunun alt bölmesi üç buçuk birim, üst bölmesi 2 birim yüksekliğindedir. İlaç kutusunun üst bölmesine de bu şekilde bir uyarı ikonu, aşağıdaki biçimde yapıştırılıyor. Buna göre ilaç kutusunun üzerindeki ikonun yerden yüksekliği birim türünden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi kesinlikle üç buçuktan daha büyüktür ve kesinlikle beş buçuktan daha küçüktür. Bu amblemin, sembolün, logonun, ikonun e, yüksekliği. Şimdi 3.5'tan büyükse ben 3.5'un karesini alırım. Çünkü şıklarım hep köklü. 35 kere 35'e bir bakalım sizde. 5 kere 35 bize 175'i verirken 3 kere 35 105'i verir. Bunları topladığım takdirde 5, 2, 2 ve 1 12,25 gelir. Yani 12,25'ten daha büyük olacak. Ki zaten şıklara baktığınız zaman karesi 8, 10, 11, 12 ve 13 olduğu için 12,25'ten büyük olan tek bir cevap var. O da E şıkkı gençler. Evet ÖSYM bakışı 8'i de çözdük. Geldik 9'a. A ve B. Bir tam kare olmayan birer pozitif tam sayı olmak üzere. Kök A sayısı A kök B biçiminde yazılan A sayısı için. A kere B çarpımı bir tam kare ise A sayısına gizli kare sayı denir. Şimdi bunun algısı biraz zor. En fazla iki basamaklı kaç tane gizli kare sayı vardır diye soruluyor. Şimdi bir tane örnekle açıklarsam çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Öncelikle tam kare olmayan işte en fazla iki basamaklı demiş ya mesela 2 kök 2 abi. Bu nedir? Kök 8'dir değil mi? Kök 8 2 kök 2'dir. 2 tam kare mi? Değil. Buradaki 2 o da değil ama 2 ile 2'yi çarparsan tam kare bir sayı elde ediyor musun? Evet. İşte o halde kök 8 dediğimiz buradaki 8 sayısı 8 sayısı kesinlikle gizli kare bir sayıdır. E hocam o zaman e, mesela ben 3 kök 3 de yazabilir miyim? 3 kök 3 nedir? Kök 27'dir. 3 tam kare mi? Hayır. Hayır. O halde 3 kere 3 tam kare mi? Evet. E 27 sayısı 2 basamaklı mı? E evet. O zaman 27 de gizli kare bir sayıdır. Güzel bu formatta ilerleyeceğiz yani. O halde biraz düşündüğüm takdirde ben 8'in tam kare olmadığını biliyorum. Değil mi? 8 tam kare değildir. Peki bu nedir? Aslına bakarsan 4 kere 8'den... Ee, bakıyorum 4 kere 8'den 32 Kök 32 Şimdi 2 kere 8 tam kare mi? Evet ama ne 2 ne de 8 tam kare O halde ben 32 sayısının da gizli kare sayı olduğundan Bahsedebilirim Başka var mı hocam? Düşünülebilir vardır diyebiliriz Şöyle düşünelim 3 kök 12 mesela 3 kök 12 Şimdi 3 tam kare mi? Bu arada e, ben bunun ne olduğunu biliyorum 9 kere 12. 9 kere 12 108 yaptı. Aa, üzüldük. Kök 108 en fazla 2 basamaklı demişti. Bu olmadı. Yani aslında gizli kare sayıdır ama 3 basamaklı gizli kare sayıdır. Çünkü 3 tam kare değil. 12 tam kare değil ama 3 kere 12 36 tam karedir. Dolayısıyla 3 basamaklı bir gizli kare sayıdır. Bunu eledik abiler. Bu gitti. Başka var mı diye düşünelim. Mesela 4 kere 18 yani 2 kök 18'i düşünelim. 2 kere 18 36 yapar tam karedir. 2 tam kare değildir. 18 tam kare değildir. Ve 2 kök 18 aslına bakarsanız kök 72'nin de ta kendisidir. Bundan kaynaklı 72 de iki basamaklı bir gizli kare sayıdır. Bunun haricinde 2'nin yanına yerleştirebileceğim başka bir argüman yok. Bunun haricinde 3'ün yanına yerleştirebileceğim de çıkmıyor. Çünkü 3 kök 12 dediğimde bile zaten 3 basamaklı oluyor. O halde 4 tane sayımız olduğunu söyleyebiliriz. En fazla iki basamaklı gizli kare sayı. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Geldik 10. sorumuza bir diğer sayfada yani 117. sayfada. Şimdi soru biraz uzun daha doğrusu görseli büyük. Fizik dersi işliyormuş gibi ee, bir şey olacak an olacak. Eşit kollu olmayan bir terazide. Terazi kolunun sağında kalan çubuğun uzunluğuyla terazinin sağ kefesindeki kütlenin çarpımı terazinin solunda kalan çubuğun uzunluğuyla terazinin sol kefesindeki kütlenin çarpımı eşitse terazi dengededir. Fizikte kaldıraçlarda işliyorsunuz değil mi bunu? Şimdi mesela buraya bakalım. Kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2 daha buradaki kütle 6 kök 2. Burada kaç tane birim var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 4 kere 6 kök 2 bana 24 kök 2'yi verir. Sağ tarafta 24 kök 2 olması lazım. Ama burada 1, 2, 3 tane olduğunu görüyorsun. 24 kök 2'yi 3'e bölersen demek ki buradaki kütlelerin toplam ağırlığı 8 kök 2. Yani B dediğim ağırlık kesinlikle 7 kök 2'dir. Bu cepte. Şimdi geldim buraya. B kaçtı? 7 kök 2. O zaman şunların toplamı 8 kök 2'dir. Ve 1, 2, 3, 4, 5 birim olduğuna göre 40 kök 2. Bunların çarpımı 40 kök 2. O halde burada 2 tane olduğuna göre 40 kök 2'ye bölerim. Demek ki buradaki toplam ağırlık 10 kök 2'dir. Ee, bakalım 20 kök 2'dir. Çünkü 40 kök 2 2'ye böldüm 20 kök 2 geldi. Demek ki A dediğimiz 10 kök 2 ve 10 kök 2'ymiş. Şimdi efendim diyor ki sen buraya A'yı koyarsan yani 10 kök 2'yi koyarsan buraya da B'yi yani 7 kök 2'yi yerleştirirsen diyor. Denge çubuğunu nereye koyacağız diyor. Şimdi düşünelim. Eğer ki ben denge çubuğunu şuraya koymuş olsaydım. 10 kök 2 ile 2'yi çarptım 20 kök 2. 7 kök 2 ile 5'i çarptım 35 kök 2 geldi. Aa olmadı. Demek ki biraz sağa kaydırmamız gerekiyor. Sağa kaydıralım. Mesela 4'e getirelim abi. 4'e getirdim. 3 kere 10 kök 2'den burası 30 kök 2 geldi. 4 kere 7 kök 2'den burası 28 kök 2 geldi. Aa bu sefer de sol taraf ağır bastı. E o zaman biraz sola kaydırmamız lazım. E 3'teyken sağa kaydırmak lazım dedim. Ve 4'teyken de sola kaydırmak gerekiyorsa kesinlikle 3 ile 4 arasındadır. Yani cevabımız B şıkkı olur. Evet gençler. Daha önce görmediğiniz tipteki sorular çözüyoruz. ÖSYM'de gördüğünüz karşınıza çıkan sorulardan da çözüyoruz. O yüzden tam bir ÖSYM bakış oldu bu test bizim için. Köklü sayılarda işlem yapan anıl B asal sayı olmak üzere A kare B'nin kare kökünü A kök B biçiminde öğrenmek yerine yanlışlıkla A kare B'nin kare kökü A kere B'dir diye öğrenmiş. Buna göre Anıl yaptığı hatadan dolayı kök 128 ve kök 32 sayılarının toplamını bulması toplamını bulması gereken kaç katı bulmuştur. Şimdi kök 28 dedi 128 dediğimiz şey 64 kere 2'dir ve bunun kareköküdür. 32 de 16 kere 2'dir ve bunun karekökünü düşüneceğim. Şimdi normal şartlar altında bu nedir? 8 kök 2'dir. Bu nedir? 4 kök 2'dir. Bunların toplamı ne yapar? 12 kök 2 yapar. Yani bulması gereken sonuç buydu. Ama Anıl nasıl düşünmüş? Bunu 8 diye çıkarmış ama 2'yi de tutmuş onun yanında çıkarmış. Yani 16. Bunu 4 diye çıkarmış ama bunu da 2 diye çıkarmış 8. 16 8 daha 24. Şimdi Anıl'ın bulduğu sonuç 24. Bulması gereken sonuç 12 kök 2 idi. Kaç katıdır diye sorulmuş. E ben burada 24'ü e 12'ye bölersem 2. 2'yi kök 2'ye bölersem kök 2 cevap olur. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. Geldik ÖSYM bakış 12'ye. Diyor ki aşağıdaki kutuların içine 5 8 12 18 20 27 sayıları her kutuya bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde a tam sayı olmaktadır. Şimdi ben buradaki köklü ifadeyle buradakini veya buradakiyle buradakini veya buradakiyle buradakini çarptığım takdirde sonuçlar tam sayı geliyorsa öncelikle bu köklü sayıların içerisinde kökten çıkamayan kısımlarının aynı olması gerekiyor. Şuradaki ikili grupların aynı olması gerekiyor. Yani şöyle. Şimdi ben şuraya 5'i yazarsam bak burası kök 5 olur. Şu 2 kök 2 olur. Şunu kökün içine yazarsam 3 kök değil 2 kök 3 olur. Şunu kökün içine yazarsam 2 kök 5 gelir. Ve bunu kökün içerisine yazarsam 3 kök 3 gelir. O halde ben diyorum ki şuradaki kök 5 ile 2 kök 5'i şuradaki 2 kök 2 ile e, 2 kök 2 ile bir tanesini yazmadık. Şunu yazmamışız bak. Şunu yazmamışız. 3 kök 2 bu da değil mi? O halde buradaki 2 kök 2 ile 3 kök 2 ve 2 kök 3 ile de 3 kök 3'ü bir gruba sokmam gerekiyor. Şimdi diyor ki en büyük değer burada eksili olanı o zaman en küçüğü vermem gerekiyor. 2 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı 12 yapıyor. 2 kök 3 ile 3 kök 3'ün çarpımı 18 yapıyor. Kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı da e bize 20'yi pardon 10'u veriyor o zaman en küçük. Kök 5 ile 2 kök 5'in çarpımı olduğu için ben kök 5 kere 2 kök 5'e 10 dedim. Yani en küçük burada şöyle eksi 10 olacak. Şunların toplamda bana zaten maksimumu verecek. 2 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı 12'dir. Artı 2 kök 3 ile 3 kök 3'ün çarpımı da 18'dir demiştik. 12, 18 daha 30. 10 çıkardım 20. Bu maks değeri verir. Minimum değeri bulmak için de en büyüğünü buraya yazacağım bu sefer. E, en büyükleri hangisiydi? Şunların çarpımı 18'di. Yani 2 kök 3 ile 3 kök 3'ün çarpımıydı. 18'i buraya yazdım. Önünde eksi var. E diğerleri 12 ile 10'du zaten. Demek ki 12 burası 10 burası olursa. Topladım 22. 18 çıkardım 4. Demek ki 4 de bana minimum değeri verir. E diyor ki kaç fazladır? E kaç fazla olduğunu kendin hesapla artık. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Evet gençler. Bu sayfayı da bitirdik. Yani 117. sayfayı bitirdik. Geldik efendim 118. sayfada. ÖSYM'e bakış 13'e. Asal çarpanları aynı olan... Farklı iki doğal sayının asal çarpanlarının doğal sayı kuvvetleri toplamı birbirine eşitse bu iki sayıya toplam asal sayı denir. Örneğin 100'ü düşün 2'nin karesi çarpı 5'in karesidir. E bir de 250'yi düşün 2 üzeri 1 çarpı 5'in küpüdür. Bak aynı asallardan oluşuyor 2 ve 5, 2 ve 5. Şimdi üstleri toplamına bakıyorum 2 artı 2 4, 1 artı 3 4. İşte aynı asallardan oluşurken üstler toplamı da birbirine eşitse 100 ve 250 toplam asal olan sayılardır diyoruz. 324 sayısı ile A sayısı. Toplam asal sayılarmış. O zaman ben hemen 324'ü basal çarpanlarına ayırırım hocam. Şöyle yaptım. 2'ye böldüm. Burayı ee, ne gelir? 162 mi gelir? Bir daha 2'ye böldüm. 81 geldi. Artık 3 üzeri 4 olduğunu biliyorum. Yani 324 sayısı pi'nin karesi çarpı 3 üzeri 4'müş. Şimdi ben diğer A sayımın 2 ve 3 asallarından oluştuğunu biliyorum. Oluştuğunu biliyorum. Ve toplam üstlerinin toplamının da 6 olması gerektiğini biliyorum. Ve kök A sayısı da bir B sayısına eşitmiş. Tam sayı olacak B'de. E bu nasıl olur? Kökün içine almama rağmen A'yı demek ki asal çarpanlar ayrıldığı zaman asallarının kuvvetleri çiftmiş arkadaşlar. E nasıl çift olur? Sadece ama sadece 4'e 2 yazarsam. 2 üzeri 4 16'dır. 3'ün karesi 9'dur. 9 kere 16 144'tür, değil mi? E 144'ü ben kökün içerisine yazarsam 12 gelir. B sayısı da 12'nin ta kendisi olur. Evet altta soru yok. ÖSYM bakış 14'teyiz. Valla çok da güzel sorudur. Ben ÖSYM'nin yerine olsam sorarım bu soruyu. Aşağıda 3 çarpı 3'lük tablo içerisinde 9 adet sayı yazılmış. Tablo içerisindeki oluşan her 2'ye 2'lik tablo içerisinde yazan sayıların çarpımı eşittir. Mesela şuradaki kırmızı kutunun içerisinde yazılan sayıların çarpımı 10 iken şurada mavi kutunun içerisinde yazılan sayıların çarpımı da 10'dur. Şuradaki sayıların çarpımı da 10'dur. Buradaki sayıların çarpımı da 10 olacak şekilde dizayn edilmiş bir tablo bu. Buna göre bu düşünceyle oluşturulmuş aşağıdaki 3 çarpı 3'lük tabloda a kere c bölü b kere d kaçtır diye soruluyor. Şimdi mecburen harf vererek başlayacağız. Öncelikle şuradaki kareyi aldım ya bak şurası. Ben buraya x, buraya y ve buraya z diyecek olursam eğer. Şimdi şurası da hani bak şurası var ya Şurasının çarpımı da bize A çarpı x çarpı y çarpı z'yi verecek. Şimdi ben buraya soru işareti dersem A çarpı x çarpı y çarpı z neye eşit olacakmış? D çarpı y çarpı z çarpı soru işareti olacak. Şimdi şöyle diyelim mi? Ben y çarpı z'leri görüyorum her iki tarafta. Değil mi? Soru işaretini nasıl bulurum? Karşıya d'yi gönderirim. Aha da bu şekilde soru işareti ax bölü d'ye eşit olur. Şimdi ben burayı sildim. Ve buraya dedim ki ax bölü d yazdım. E şimdi aynı şekilde şurası da a çarpı x çarpı y çarpı z'ye eşit olmayacak mı? Değil mi? E o halde burası nedir? a çarpı z bölü b'dir aynı mantıkla. Şimdi hocam gel şuna bakalım. Şunların çarpımı, bunların çarpımı şuraya eşit olmaz mı? E olur. O halde bak yazıyorum. A çarpı x çarpı y çarpı z eşittir. Önce pay kısımlarını çarpıyorum. Y çarpı A çarpı Z çarpı C çarpı A çarpı X bölü D kere B. B kere D. Fark etmez. Şimdi A X Y Z A X Y Z Geriye ne kaldı? Burada 1 kaldı. Buraya bakıyorsun hocam. A kere C bölü B kere D kaldı. O da neye eşitmiş? 1'e doğru cevabımız karşımıza çıkmış oldu. Evet. Gençler. Birbirinden güzel 14 tane soru çözdük ve artık SML bakış testine geçmeye hazırız. Tabii ki bir sonraki videomuzda artık o halde o videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.